bir numaralı gündemi aslında geçim. Ülkenin bir numaralı gündemi ekonomi. 7'den 70'e herkesin tek gündemi çarşı pazardaki fiyatlar, ev kirası, çay, kahve, simit fiyatları ve başta da söylediğim gibi geçinme derdi. Türk İş açıkladı. 4 kişilik bir ailenin şu andaki açlık sınırı 14 bin liranın üzerine çıkmış durumda. Asgari ücret 11.500. Yılbaşında asgari ücrete nasıl bir zam versek diye farklı farklı dolambaçlı yollardan, farklı enflasyon hesap metotlarıyla yok yılda iki defa değil de bir defa artıralım diyerek bu artan enflasyon karşısında ezilen tüm çalışanlarımızın bu şartlardan nasıl kurtulacağını düşünmek, planlamak yerine bakıyoruz ki hükümet ağırlıklı olarak asgari ücretin sınırlı tutulmasının çabasına şimdiden girmiş durumda. 14 bin liralık açlık sınırı ne demek? 4 kişilik bir aile eğer 14 bin liranın altında bir gelire sahipse o ailenin aç kalması demek. Yani bugün itibariyle hatta son aylarda açlık sınırı asgari ücretin çok üzerinde seyretmeye başladı. Enflasyonla, resmi enflasyonla ve bu açlık sınırıyla asgari ücret arasındaki fark gittikçe büyüdü, büyüyor. Buna rağmen hükümet ne diyor? Hedeflenen enflasyon oranında gelirler artmalı. Hedeflenen enflasyon oranında maaşlar artmalı diyor. Bu ne demek? Bu yıl oluşan enflasyon farkını vatandaşlara unutturmak, gelecek yıl için açıkladıkları tutup tutmayacağı belli olmayan düşük bir enflasyon üzerinden yılbaşında zam vermek. Kimseyi aldatmasın. Çarşıya pazara çıkan herkes bu ülkenin gerçeklerini görüyor. Yoksulluk sınırı 45.686 liraya çıkmış durumda ya. Yani 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı. Türkiye'de kaç haneye acaba 45 bin lira veya üzerinde bir gelir giriyor? Türkiye'de kaç aile 45 bin liranın üzerinde bir aylık gelirle bugün yaşamını sağlamaya çalışıyor? İnanılır gibi değil. İşte o yüzden herkesin gündemi ekonomi. Artık karın doyurmak yaşam savaşına dönmüş durumda. Daha önce de söylemiştim, bu koskoca ülke Survivor setine döndü. 3 kuruşluk parayla hayatta kalma mücadelesi veren aileler, kadınlar, gençler, emekliler. Maaşlar böylesine erimişken, hükümetten gelen açıklamalar gerçekten bizleri hayrete düşürüyor. Bizzat Cumhurbaşkanı'nın seçimlerden önce söz verdiği halde, ben iktidarda olduğum sürece faiz artmaz ancak düşer dediği halde, faizi 5 kat artıran kendileri oldu. Enflasyon düşecek, daha da düşecek derken, enflasyonun sürekli arttığına tüm millet, 85 milyon şahit oldu. Ve defalarca tekrar ettim. Ta ilk 2013'te söylemiştim bakın, bundan 10 sene önce. Hala söylüyorum. Boşuna uğraşmasınlar. Hukuk olmadan bu ülkenin ekonomisi düzelmez. Düzelmez. Olmayacak. Üzülerek söylüyorum bunu. Böyle vatandaşlarımızı bir karamsarlığa, bir ümitsizliğe düşürmekten çekinerek de bunu ifade ediyorum. Ama gerçekçi olmak zorundayız. Türkiye gibi doğal kaynağı sınırlı olan ülkelerin en önemli kaynağı güvendir. Güven aynı zamanda hukuki güvenliktir. Hukuk güvenliğidir. Bir ülkede hukuk güvenliği yoksa o ülkeye yeterince yatırım gelmez, o ülkede yeterince istihdam oluşmaz. Yatırımın olmadığı, yeterli miktarda istihdamın oluşmadığı bir ülkede refah artmaz. Onun için artmıyor, olmuyor. İstediğiniz kadar Amerika turlarına gidin. Finans merkezlerini dolaşın. İstediğiniz kadar defalarca Körfez'e gidin. Körfez ülkelerinden tekrar, tekrar, tekrar para isteyin. Dökme suyla değirmen dönmez. Bugün Katar'dan, yarın Birleşik Arap Emirlikleri'nden, ertesi gün Suudi Arabistan'dan getirdiğiniz dökme suyla bu koskoca ülkenin ekonomi değirmenini döndüremezsiniz.
Yapamazsınız. Olmuyor. Tam 6 ay oldu ya seçimden bu yana. 6 ay geçti. 28 Mayıs seçimlerinden bu yana 6 ayı doldurduk. Herhangi bir düzelme görüyor musunuz? Dolar kuru seçimden bu yana 20 liradan 29'a çıktı mı? Faizler %8,5'tan %40'a çıktı mı? Merkez Bankası daha da artıracağım diyor mu? Ne diyor? Artırmaya birazcık daha devam edeceğim diyor. Ne kadar artıracağını göreceğiz. Ama birazcık daha artıracağım diyor. Bu ülkede enflasyon yüksek seyretmeye devam ediyor mu? Hani ne oldu? Seçim vaatleri ne oldu? Enflasyon düşecek vaatlerine ne oldu? 6 ayda biz bunun sinyalini görmüyoruz. Değerli arkadaşlar, ekonomi yönetiminin en önemli unsuru güvendir. Ama güven aynı zamanda ülkenin yarınlarıyla ilgili bir kavramdır. Yani yarınların bugünlerden daha iyi olacağına dair güvenle ancak ekonomi düzelir. Tüm ahali inanırsa, evet ya bu ülkede enflasyon düştü, düşüyor diye inanırsa o zaman ekonomi düzelmeye başlar. Tüm ahali inanırsa, evet bu ülkede artık işler rayına girdi, bu ekonomi düzelecek diye inanırsa o zaman tekrar ekonomi düzelir. Ama beklentilerin sürekli bozuk olduğu, yarınların bugünlerden daha kötü olacağına inanan milyonlarca insanın yaşadığı bir ülkede ekonominin düzelmesi mümkün olmaz. Gerçekten çok üzülüyoruz. Gerçekten içimiz kana alıyor ya. Yani bu işleri hiç yapmasak, hiç bilmesek deriz ki ya ne yapalım? Dünyanın her yerinde ekonomi kötü, Türkiye'de de kötü. Sayın Erdoğan da sık sık söylüyor ya, ya her yerde enflasyon var diyor. Daha dün demiş tekrar. Enflasyon her yerde diyor. Ya kardeşim, Türkiye kadar yüksek enflasyonun olduğu kaç ülke var bu dünyada ya? Milletin bir yılda gördüğü enflasyonu siz bu millete bir ayda 15 günde gösteriyorsunuz. Kandırmayın kimseyi ya. Dünyanın her yerinde enflasyon var, bizde de var. Kandıramazsınız. Bu milleti bu yalanlarınıza inandıramazsınız. Şöyle bir bakıyoruz. Değişen ne var Türkiye'de? Türkiye'de kamuda çoklu maaş uygulaması aynen devam ediyor. İş alımlarda torpiller, ihalelerde kayırmalar aynen devam ediyor. 6 ayda bir düzelme var mı? Yok. Beştepe'nin şaşalı israf görüntüleri aynen devam ediyor. Devleti batırma projesi olan kur korumalı mevduat hala bu ülkenin Merkez Bankası'ndan milyarlarca dolar karşılıksız para basarak ödeniyor. Merkez Bankası milyarlarca dolar, milyarlarca lira karşılıksız parayı basıyor, kur korumalı mevduatın farkını ödüyor, kur farkını ödüyor. Siz bu ülkede enflasyonu nasıl düşüreceksiniz ya? Söyledik ilk gün bu kur korumalı mevduatı açıkladıkları ilk gün söyledik. Bu ülkeyi, bu hazineyi batırma projesidir dedik. Bütün bu yanlışların karşısında Merkez Bankası faiz artırarak enflasyonu düşürmeye çalışıyor. Hani ne oldu Sayın Erdoğan'ın faiz sebep, enflasyon sonuçtur söylemine? Aynı nakaratı tekrar etmedi mi ya? Defalarca bu milletin gözünün içine baka baka ben ekonomistim, benim alanım ekonomi deyip de faiz sebep, enflasyon sonuçtur diyen kendisi değil miydi? Eğer bu tezi doğruysa Merkez Bankası'nın faizin artırılması enflasyonun artırılmasına sebep olur değil mi? Faiz sebep, enflasyon sonuçsa. Sayın Erdoğan'dan son 6 aydır bu işle ilgili tek bir cümle duydunuz mu? Tek bir kelimeyle bir izah duydunuz mu? Ne oldu? Madem faiz sebep, enflasyon sonuç, siz niye Merkez Bankası'nın faizi artırmasına göz yumuyorsunuz, izin veriyorsunuz? Yok, bu teziniz yanlışsa, faiz sebep, enflasyon sonuç diyerek yıllarca bu ülkede yanlış ekonomi politikalarını dayattıysanız ve bu yüzden bu ülkede enflasyon patladıysa, kur patladıysa çıkın bu milletten bir özür dileyin ya. Ben yanlış yaptım deyin. Yanılmışım deyin. Aldatılmışım deyin. Daha önce dediniz bunları. Ama 6 aydır hiçbir şey yokmuş gibi bu konuda susması bu milletten hesap vermesinden kaçmasıdır. Başka bir şey değildir. Böyle şey olmaz ya. Ekonomi yönetimi ciddiyet ister. Allah'ın verdiği aklı kullanmayı gerektirir. Bilimle, ilimle bu ülkenin gerçeklerini görerek ekonomi yönetilir. Hep söylüyorum. Bu ülkede Sultanahmam'ın yeşil direğin tozunu yutmayan,
çıkrıkçılar yokuşunun tozunu yutmayanların bu ülkenin ekonomisinden anlaması da yönetmesi de mümkün değildir. Hayali kalır. Bulutların üzerinde dolaşır dururlar. Ayakları hiçbir zaman yere basmaz. Ve beceremezler. Bu ülkenin çarşısını, sokağını iyi bileceksiniz. İyi anlayacaksınız. Tepelerde aldığınız kararlar, resmi gazetede tek imzayla açıkladığınız o kararnameler, genelgeler nihayetinde bu ülkenin çarşısına, sokağına nasıl yansıyor? Bunu anlamadan, bilmeden bu ekonomiyi yönetmeye kalkarsanız çuvallarsınız. Yazık, günah ya. 6 aydır değişen bir şey yok arkadaşlar ya. Yok. Yargıya müdahale aynen devam ediyor. Artarak devam ediyor. Anayasa Mahkemesi'ni ve AİHM'i tanımamazlık aynen devam ediyor. Sokak ortasında gerçekleşmiş bir cinayetin failleri, Sinan Ateş'in failleri hala korunmaya devam ediliyor. İstanbul Anadolu Adliyesi Başsavcısının yargıdaki rüşvet çarkı ile ilgili şikayetin üzerine hala gidilmiyor. Söylemiştim. Sürekli gündeme getireceğim demiştim. Ve sürekli gündemde tutacağım demiştim. Ne oldu? Merak ediyoruz. Adalet Bakanı'na, Cumhurbaşkanı'na buradan tekrar soruyorum. Ne oldu? Bu basit bir şey değil ya. Bir ülkenin, bir adliyesinin en üst makamındaki kişi kendi adliyesinde çalışanlarla ilgili ihbarda bulunuyor. Suç duyurusunda bulunuyor. Ne oluyor? Ne yapılıyor? Hiçbirimizin haberi yok. Devam ediyor arkadaşlar. 6 aydır bütün yanlışlar devam ediyor. Suç örgütü liderlerini kollayan emniyet birimlerinde ve yargıda paralel bir düzen oluşturup başsavcının ifadesiyle FETÖ'ye rahmet okutanlarla ortaklık yapılmaya devam ediliyor. Böyle mi düzelecek ekonomi ya? Ekonomi yönetmedeki arkadaşlar havanda su dövsün dursun. İyi niyetle istedikleri kadar çaba göstersinler. Onlar bir şeyler yapmaya çalışıyor ama ayakları bu ülkenin hukuksuzluk ve adaletsizlik zincirleriyle bağlı. O zincirler çözülmeden bu ülkenin ekonomisinin düzelmesi mümkün değil. Ben oradaki iyi niyetli arkadaşlara sesleniyorum. Siz sahiden enflasyonu düşürmek istiyorsanız öyle çok uzaklarda çareyi aramayın ya. Öyle New York, Londra, yok Uzak Doğu, Körfez, çare oralarda değil. Bu işi gerçekten çözmek istiyorsanız sizin ilk görüşmeniz gereken bir kişi var. Onun da adresi Beştepe, Ankara. Gidin onu ikna edin. Deyin ki, olmuyor, yapamıyoruz. Siz bu hukuksuzluk ve adaletsizliği bu ülkede gidermeden, bununla ilgili gerekli tedbirleri almadan bizim ekonomi yönetimi olarak yapabileceğimiz bir şey kalmadı. Sayın Cumhurbaşkanım deyin, anlatın. Ve onu ikna edin. Siz onu ikna etmeden gidip yatırımcıları ikna edemezsiniz. Ve tekrar tekrar söylüyorum bakın. İkili anlaşmalarla borçlanmak var ya. Gidip bir ülkenin devletinden, devlet başkanından bizzat ya bana biraz borç verir misin diye talepte bulunmak var ya. Hep der ya, borç alan emir alır. İşte bu şekilde borç alırsanız yarın emir almak zorunda kalırsınız. Evet, borç alan emir alır. Giderek, yalvararak, hele hele ülkeler arası anlaşmalarla, ister adı swap olsun, ister Merkez Bankası'na yapılan mevduat olsun, ne olursa olsun, borç borçtur ya. Çünkü ne diyorsunuz? Ya bana acil para lazım, bana para ver, ben daha sonra ödeyeyim diyorsunuz. İşte o ülkenin boynunu büker. İşte o bazı konular karşınıza geldiğinde dik durmanızı engeller. 13 yıl ya, 13 yıl ben bu ülkenin Bakanlar Kurulu'nda oldum. Bir keresine de gidip bir ülkeden 1 lira biz para istemedik. Böyle bir şey yok. Siz burada gerekeni yapın, para civa gibidir, akar gelir bu ülkeye. Şu zeminde 1/1'lik bir eğim koyun. İnşaat işinden anlayanlar bilir, 1/1. Şuraya bir damla civa akıtın, o civa o tarafa doğru akar gelir. Ekonomi yönetiminin düzgün yönetiminde işte o eğimi sağlayacaksınız. Güveni oluşturacaksınız ki civa gibi para kendinden akıp gelsin. Zorla değil.